anneler, babalar çocuklarının elinden tutup gezmeye hayvanat hapishanelerine, pardon, hayvanat bahçelerine götürür ya, Kahramanmaraş'ta da doğal alanlarından alınıp küçük kafeslerin arkasına hapsedilen o hayvanlarla ilgili bugün bir eylem vardı. Hayvan Hakları Federasyonu üyeleri hayvanların kötü muamele gördükleri ihbarıyla özel hayvanat hapishanesi, pardon, hayvanat bahçesine girmek istedi. Ancak tadilat nedeniyle içeri alınmadılar. İçeri girmelerine izin verilmeyen hayvanseverlerse bakın ne yaptılar. Çoğu vatandaşın çocuğunu alıp hayvanları sevmeyi öğrensin diye götürdüğü bir yer burası. Bir hayvanat bahçesi. Vicdanları kör eden bir yerlere izin vermeyeceğiz. Şu anda da biz buradan içeriye gireceğiz ve o hayvanların yasal yoldan en kısa sürede buradan kurtarılmalarını istiyoruz. Aytap üyesi bir grup hayvansever dün Kahramanmaraş'taki bu özel hayvanat bahçesine gitti. Çünkü peş peşe gelen ihbarlar burada hayvanlar için hiç de iyi şeyler yaşanmadığını öne sürüyordu. İhbarları yerinde görmek için. Burada zaten koşulların çok kötü olduğunu gerçekten biliyoruz. Dikildiği zaman burnunu tavana değerek ayakları toprağa değmeden öldü. Onun vicdan hesabını nasıl verecek? Resmini çektim. Kaç kare gönderdim? Amaçları o ihbarların doğru olup olmadığını yerinde görmekti ama içeri girmelerine izin verilmedi. Burada hem üretim var, hem satış var, hem de yabani hayvanların koşulları korkunç derecede berbat ve bize göstermiyorlar. Tadilat var diyorlar ve bizi almıyorlar. Onlar da kapının önüne yatıp eylem yaptı. Kıyafet olmayanlar demirlere vursunlar arkadaşlar. Yıkılsın hayvanat bahçeleri. İçeri giremediler ama vazgeçmediler. Bu hayvanların daha sağlıklı bir şekilde, daha sağlıklı ortamlara götürmesi konusunda devletin yasal kurumlarıyla bunları çözeceğiz. Gerçek hayvanseverlik karada ya da denizde hayvanları demir parmaklıkların ya da ağların ardına hapsedip insanların duygularını sömürerek para kazanmak değildir. Peki nedir? Bakın onu size yüzünüzü güldürecek bir görüntüyle anlatayım isterseniz. Burası Trabzon'un Çaykara ilçesi. Gördüğünüz dere de Solaklı Deresi. İşte o dereye minik bir kuzu düşüyor. Sonra suyun ortasında mahsur kalıyor. Hangisi? Ve onun kahramanı da işte bu genç oluyor. Gencin adı Yener Kurt. Kurt kuzuyu görür görmez hiç tereddüt etmeden paçaları sıvayıp dereye giriyor. Ve kurt i̇şte kuzuyu karaya işte böyle çıkarıyor. Çok korkmuş haldeki kuzuyu öpüyor, ceketine sarıyor, kucaklayıp sahibine götürüyor. O sırada arkadaşının telefonla çektiği bu görüntü de gerginlikten, öfkeden kimseyi görmez hale geldiğimiz şu günlerde belki de hepimize ilaç gibi geliyor. Sosyal medyada büyük alkış aldı bu görüntü. Bu arada bir dipnot olarak ekleyeyim. Yener Bey'in soyadının kurt olması da ayrı bir ironi. Hangisi?